Video çekmeye yeni başladıysanız bu videoda işinize yarayacak çok bilgi olacak. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle videolarımızı güzel çekebilmek için kendimize bir tripod almamız gerekiyor. Daha önceki videolarımı izlemişseniz eğer, incelemelerimde gimbal, DJI'nin Osmo Mobile 3 ürünün incelemesini, daha sonra da daha uygun bir fiyat alabileceğiniz LED'li YouTuber tripodun incelemesini gerçekleştirmiştim. Bugün ise sadece 10 liraya alabileceğiniz bu tripodun incelemesini yapacağız. Bu tripodun bazı avantajlarını size söylemek istiyorum. 10 liraya alabiliyorsunuz bir kere. Bu çok büyük bir avantaj bence. Çünkü piyasadan pahalıya aldığınız bir tripodda kırıldığında, bozulduğunda yedek parça bulmakta zorluk çekebiliyorsunuz. Ben daha önce aldığım tripodların yedek parçalarını internetten temin etmekte zorlandım. Bulduğum parçaların ise fiyatları yüksek miktarda. Bu tripod 10 liraya alarak kırılsa bozulsa da herhangi bir kaybınız yok. Sadece giden 10 liranız oluyor. Ayrıca bu tripodu yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Herhangi bir kırılma bozulma da olmadı. Bu tripodun başka bir avantajı küçük yapıda olması ve rahatlıkla taşınabilir özellikte olması. Çantanıza rahatlıkla koyabilirsiniz, gideceğiniz yere götürebilirsiniz ve video çekiminde kullanabilirsiniz. Ayakları elastik yapıya sahip. Şöyle göstereyim size. Dilediğiniz gibi bükebiliyorsunuz. Bu bükülme sayesinde tripodu istediğiniz bir yüzeye bağlayabilirsiniz. Ayağa çeşitli açılar verebilirsiniz. Cep telefonumuzu şu üstteki telefon tutucu kısma yayı açarak sabitleme gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yay biraz gereğinden fazla sert olduğunu düşünüyorum. O yüzden telefonunuzun kasasına zarar verebilir. Bunun için bu tripodu kullanırken size tavsiyem bir telefon kılıfıyla kullanmanız. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Herhangi bir şekilde telefonumun kasasına bir zarar gelmedi ama siz garanti olsun diye dediğim gibi kılıfla kullanırsanız iyi olur. Bir diğer nokta ise tabii 10 liraya aldığınız için bu ürünün ömrü kısa olacaktır. Uzun vadeli kullanımlar beklemeyin. Belirli bir süre sonra muhtemelen kırılma olacaktır. Ancak dediğim gibi 10 liraya alınabilecek güzel bir ürün. 10 lira kaybınız oluyor sadece. Piyasada satılan diğer tripodları aldığınızda yedek parça bulmada zorluk çekebiliyorsunuz. Sabit bir video çekme açısından bu tripod gerçekten iş görüyor. Ben çeşitli ortamlarda kullandım. Çok iyi kamerayı sabitliyor ve güzel videolar çekebiliyorsunuz. Video çekimi sırasında kameranın sabitlenmesi önemli bir konudur. Diyelim ki bir arkadaşınıza verdiniz ve arkadaşınız videoyu çekiyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Kamera titreyebiliyor birisi çektiğinde. Ancak bu tripoda taktığınızda sabitliyorsunuz. Kesinlikle bir oynama olmuyor ve güzel videolar çekmeye başlayabiliyorsunuz. Bundan sonra tek yapmanız gereken artık kamerayı nereye konumlandıracağınız. Onunla da ilgili ilerleyen günlerde ayrı bir video çekeceğim.